Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Melih Bulu'yu rektör olarak atadı. Bu siyasi midir sizce? Tabii ki siyasi bir atamadır. Yani üniversitelerde bir gelenek var. Demokrasiler sadece yazılı mevzuatlar üzerinden gelişmezler. Yazılı kurallar dışında bir de her kurumun kendi geleneği var. Demokrasiyi güçlendiren. Üniversitelerde böyle yerlerdir. Her ne kadar mevzuatı değiştirdilerse ve atamayı kararname ile sadece Cumhurbaşkanı onayına bağlamış iseler de sonuçta üniversitenin kendi geleneği var ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi geleneği var. Şimdi bu geleneği yok eden doğrudan doğruya siyasi bir atama yaptılar. Üniversiteyle alakası olmayan bir profesörü atadılar. Üniversitede kendi geleneğine, demokrasi kültürüne sahip çıkmaya çalışıyor. Olan budur. Yapılan bütün müdahalelerin tümü hem anayasaya hem bütün mevzuatlara aykırıdır. Öğrenciler sonuçta barışçıl bir biçimde protesto haklarını kullandılar. Devlete düşen, güvenlik güçlerine düşen görev bunu engellemek, müdahale etmek değil, güvenlik içerisinde yapılmasını sağlamak olmalıydı. Ama maalesef kendi hazırladıkları hukuk dışılığı bu şekilde zorla, baskıyla, gözaltıyla bastırmaya çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversiteleri de bu atamaya karşı çıkıyor. Hatta kayyum rektör diyerek karşı çıkıyorlar. Dün de Melih Bulu'yla bir araya geldiler üniversite bahçesinde ve tepkilerini dile getirdiler. Melih Bulu'nun yaptığı hiçbir açıklamayı kabul etmediler. Kendilerini tatmin edici bir açıklamada bulunduklarını ifade edemeyiz. Peki siz Melih Bulu'nun istifa edeceğini düşünüyor musunuz? Şöyle, yani kendisi özel bir insan olarak görüyor, özel atanmış olarak görüyor. Dolayısıyla bir rektörden daha öte bir misyon insan olarak görüyor kendisini. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi sonuçta yani öğrenci kadrosu bakımından her bölümde Türkiye'nin %1'ine giren öğrenciler o okulu tercih ediyorlar. Ve devlet üniversitesi, üniversite öğretim üyeleri de Türkiye'nin en seçkin öğretim üyeleri aynı zamanda. Burayı bir vesileye dönüştüremediler. 2016'da buna benzer bir atama yapmışlardı ama üniversiteden bir atama yapmışlardı. Yine olmadı. Şimdi doğrudan doğruya yani kayyum olarak adlandırabileceğimiz bir yöntemle üniversitenin bütün yapısını, dokusunu değiştirmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar.